Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte elmalı kurabiye yapacağım. Elmalı kurabiye için şöyle 2 tane büyük, 1 tane küçük, 3 tane elma var. Onu öncesinde soyacağım, sonrasında rendeleyeceğim. Şöyle önce elmalarımı soyayım. Ben bir ara bu kurabiyeyi çok fazla yapıyordum. Her elma, hatta bazen sırf bu kurabiye yapmak için elma alıyorduk yani. Şöyle. Böyle elmam çok durduğu zaman genelde yapıyorum ben. Şekilde rendeledikten sonra ocağımızı alıyoruz. Şöyle bir ellerimi sileyim. Şöyle ocağı alıyoruz, altını açıyorum. Ben bayağıdır yapmıyorum dediğim gibi. Kıvanç doğduktan sonra ben hiç yapmadım herhalde ya bunu. Anne. Efendim. Elma vereyim mi sana? Evet. Elma vereyim, git otur elma ye oğlum hadi. İyice yumuşasın, suyunu sağ olsun. Dediğim gibi hatırladığım kadarıyla yapacağım. Bayağıdır, bayağı oldu yapmayalı. Şöyle annem arayınca yarım kaldı. Elmalar suyunu saldı, suyunu çekti. Bir çay bardağı toz şeker koydum. Ben tarçınını çok koydum. 2 tatlı kaşığı koydum. En son da ceviz içini koydum. Şimdi soğudu. Şimdi iç malzemesini yapacağım. Tamam anneciğim, vereceğim. Tamam. Bir dakika bekle. İç malzemem içinde bir paket margarin 250 gramlık. Benimki biraz yarımlanmış ama daha üzerinde yazıyor 250. Yo, benimki 50 gram herhalde. Neyse işte şu kadar bir tereyağı koyuyorum. Zaten bazen bu çok bile geliyor bana. Nerede görüyor musunuz? Çok bile geliyor. Ben bunun yarısını koyuyorum. Acaba yarısını mı koysam? Yarısını koyayım ya. Bu çok mu acaba? Neyse. Kalsın bari. Bunu koyduktan sonra bir kaşık yoğurt koyuyoruz. Bir kaşık yoğurt koyduktan sonra ben bütün malzemeleri koyuyorum. En son yoğuruyorum. Sonra bir kahve fincanı kadar pudra şekeri koyuyorum. Sonra bir çay kaşığı kabartma tozu koyuyorum. Ve 3 su bardağı da un koyuyorum. Unu eleyerek koysanız daha iyi olur. Benim eleğim kirli olduğu için eleyemeyeceğim. Benden 1-2 bardak un koyuyorum. Yaptıktan sonra parmağınıza yüzük müzik bir şey varsa çıkartın. Şöyle bunları şöyle bir yoruyoruz. Katı yağınızı daha önceden dolaptan çıkartın ki biraz yumuşamış olsun. Yoğururken o yüzden zorluk çekmeyin. İyice yoğurdum ama 2 bardak un koymuştum. Bunu 3'e tamamlayacağım.
Kendinize önceden 180 derecede açıyorsunuz. Sıkıvanç oldu mu işte. Şöyle bir çıkartın. Valla şu an çok zor şartlarda video çekiyorum. Gerçekten yani. Oğlum lütfen ya. Şöyle bir parça alıyorum. Şekilli yapmak isterseniz şöyle bir doğrayıcıyla bunu şöyle yapıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle iç malzememden alıyorum. Ortasına koyuyorum. İsterseniz ağzı böyle açıkta kalabilir. İsterseniz kapatabilirsiniz. Bakın şu şekilde. Şöyle tepsimize koyuyoruz. Hamurum nedense az oldu ya. Niye anlamadım. Bu sefer içini kapatacağım. İçine koyuyoruz. Aparatlarla şekillendirebilirsiniz. Şöyle açıyorum. İçerisine koyuyorum. Şöyle kapatıyorum. Bu şekiller çok güzel oluyor. Bu şekilde bir tepsi kurabiyelerimizi yaptım. Şimdi bunu 180 derecelik fırınıma atacağım. Kontrol ederek pişireceğim. Üzerine falan bir şey sürmüyoruz. Bu şekilde fırına giriyorlar. Şöyle kurabiyelerim çıktı. Oldular ama ağızları açıldı ama çok da önemli değil. Kimisi bilerek bunun ağızlarını açık yapıyor zaten. Siz isterseniz şuradaki gibi ağızlarını iyice sıkı yapabilirsiniz. Şu an tabak alıyorum. Tabağa koyacağım. Bir saniye. Kurabiyelerim. Şu şekilde dizeyim size bir. Üzerlerine de pudra şekeri dökeceğim. Şöyle oldu. Üzerine pudra şekeri dökeceğim. Şöyle pembe bir pudra şekerim var. Evet. Neyle dökelim? Kıvanç süzgeçte dökelim mi? Olur mu? Olur. Olur. Tamam. Süzgeçim var. Abo. Döktüğüm gibi patlıyor, üstüne döküldü. Neyse ben şöyle elimle mi dökeyim ya. Üstüne çok geldi. Evet. Tamam yeter. Kıvanç. Evet. Tamam anneciğim yeter paşa. Evet arkadaşlar, kurabiyelerim bu şekilde. Tadına da bakayım isterseniz. Şu şekli bozuk olanlardan bakacağım tadına. Şöyle. Tadı güzel.
Güzel, çok şekerli olmamış. Az şekerli de değil. Pudra şekeri üstüne döküp o şekerini şey yapabilirsiniz. Dengeleyebilirsiniz. Ben beğendim ya, güzel olmuş. Ben de. Bunlar da son tepsim arkadaşlar. Bu sefer ters çevirdim ve ağızlarını iyice kapattım. Bunları da fırına atacağım. Son tepsim az çıktı. Neden anlamadım. Bunları da üzerine pudra şekeri dökeceğim. Bu kadar. Arkadaşlar benim kurabiye tarifim bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.